ben Fırat Özmen. Gastronomi 2. sınıf öğrencisiyim Okan Üniversitesi'nde. Bugün sizle terbiyeli taze bakla çorbası yapacağız. 300 gram taze baklam var. Bir tutam dereotum, aynı şekilde nanem ve taze soğanım var. Kuru soğan, sarımsak, yoğurt, un ve yumurtam var aynı zamanda. Çorbada ağza gelmemesi için soğanları minik küpler halinde doğrayacağız. Soğanı tereyağında birazcık sarılaşıncaya kadar kavuracağım. Ardından sarımsağımı ekleyeceğim. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Yağım eridi, soğanlarımı koyuyorum. Soğanlarım hafif sarı renk alana kadar sarımsaklarımı doğrayacağım. Soğanlarım sararmaya başladı, sarımsaklarımı ekliyorum. Baklalarımı temizlemeye başlayacağım. Yerken ağzımıza kötü bir tat gelmemesi için yanlarındaki damarları soymamız lazım. Baklalarımı 1 santim olacak şekilde verev doğrayacağım. Soğanlarım ve sarımsaklarım kavruldu. Tavuk suyunu ekleyip ardından baklaları ilave edeceğim. Baklalar piştikten sonra terbiyesini yapacağız. Yavaş yavaş tavuk suyumu eklemeye başlıyorum. Baklalarımı ekleyeceğim. Baklalarımı çorbamın içine karıştırdım. Baklalarımın pişme süresi tahminen 20 dakika. 20 dakika bir taşım kaynayacak bu. Ondan sonrasında terbiyesini ekleyeceğiz. Çorbamızın terbiyesinden sonra içerisine katacağımız yeşillikleri doğrayacağız. Taze soğan. Bir tutam nane ve bir tutam dereotu. Yeşilliklerimi çok fazla ezmiyorum, sadece ince doğruyorum. Yeşilliklerin çok fazla ısı içerisinde kalmaması için terbiyemi verdikten sonra çok kısa bir süre sıcaklığın içerisinde, yani tenceremin içerisinde tutacağım ve çorbamın altını kapatacağım. Terbiyemin içinde 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta ve 1,5 tatlı kaşığı un var. Ben normal yoğurt kullandım. Siz isterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Süzme yoğurt kıvamını daha tok tutacaktır. Hepsini çırpıyorum. Çorbamızın terbiyesini hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir yer var. Çorbaya terbiyeye katmadan önce ısıyı eşitlememiz lazım. Yani temperlememiz lazım. Bu işlemi yapmazsak çorbamız kesilebilir. Bizim baklalarımız pişti. Terbiyemizi vereceğiz çorbaya. Bu işlemi yaparken çok yavaş, yani damlatarak yapmamız lazım neredeyse. Şimdi sırada yeşilliklerim var. Yeşilliklerimi ekliyorum içerisine. Yeşilliklerimizi ekledikten sonra 5 dakika bir taşım daha kaynatıyoruz. Ardından tuz ve karabiberimizi ekliyoruz. Servise hazır hale getiriyoruz. Terbiyeli bakla çorbamız hazır. Herkese afiyet olsun.